Merhaba arkadaşlar, Oyun Gezer Ofisi'ne hoş geldiniz. Soğuk bir Nisan gününde niçin burada toplandık? Gencer Bey, Tarık Bey ve ben diye soracak olursanız neden toplandık? God of War diyecektim bir yandan, Allah söyledik God of herhalde. War 2 duyurdum. Aynen. Call of Duty VV2 yani İkinci VV2. Dünya Savaşı duyuruldu. Yani sızdırıldı ama kesinleştirildi vesaire falan, bir sürü de bir detaylar çıktı. Neler çıktı Tarık Bey, neler Sızdırıldı oldu? demeyelim. Bir ay önce sızdırılmıştı. Geçen cuma günü Twitter hesabından, Call of Duty'nin resmi Official Twitter Twitter hesabından hesabından duyuruldu. artık resmi olarak duyurdular, Aynen. geliyor. Neler Dediler biliyoruz ki şu anda bayım? bir sürü şey biliyoruz. Bir Mesela? sürü şey biliyoruz. Mesela adını biliyoruz abi oyunun. Ne güzel. Evet. World Adını biliyoruz, afişini biliyoruz. War 2. İkinci Dünya Savaşı'nda geçecek tabii ki adından anlaşıldığı üzere. Bir şey var. Kapak resmi sızdırıldı. Private Beta kutusu şeklinde yazıyor ama onun ne olduğundan tam olarak emin olamıyoruz açıkçası. Yani son hali değildir muhtemelen kutunun. Ama kutunun üzerinde şöyle iki tane önemli ibare var. Bir, çıkış tarihi var. 3 Kasım 2017'de oyunun çıkacağı Bir söyleniyor. bayağı yani bu yıl. Yani zaten Call of Duty'ler hep Kasım'da çıkar değil mi? Ya o Yanlış civarlar, hatırlamıyorsam yok, hep doğru. Kasım Ekim, ayında Kasım çıkar. falan. 3 Kasım'da yani bayağı şey geliniyor. Call of Duty'ler Mantıklı. olmuştur diye, hani Call of Duty'nin olma dönemi. Hasat Call of Duty vakti Kasım'da tam beyler sızdırılıyor şu an. yayınlıyoruz Aynen. falan diye düğmeye basın. Ve ön siparişle alanların kapalı beta'ya katılabileceği söyleniyor. Bu da gayet olası. Normal. Hemen Ön ön sipariş sipariş. verin yani. Hayır, vermeyin. Vesileyle. No pre-orders. Yok. Ön sipariş yok. Ön sipariş yok. Oyunda co-op modu olacağı söyleniyor. Zaten Sledgehammer Games yapıyor. Biliyorsunuz bilmeyenleriniz de varsa eğer, Call of Duty'leri 3 stüdyo yapar. Değişimli olarak. Birisi çıkarttığı zaman diğerleri de zaten üzerinde çalışıyordur. Sledgehammer, Treyarch. Treyarch mı? Treyarch Treyarch. mı? Treyarch. Neyse. Ve Infinity Ward 3'ü. Bunu Sledgehammer Games yapıyor. Ve Sledgehammer Games'in önceden yaptığı oyunlarda Advanced Warfare ve Modern Warfare 3. Yani baktığımız zaman aslında Call of Duty serisinin İkinci Dünya Savaşı'yla içli dışlı bir seri olmasına rağmen daha önceki İkinci Dünya Savaşı oyunlarını yapan bir şey değil. Stüdyo Aynen. değil bu. Hani şeyi biliyoruz. Treyarch mesela World at War yapmıştı. Black Ops'ları yapmıştı. Infinity Ward'da işte Call of Duty 2 bir asıl İkinci Dünya Asıl Savaşı'nda aynen. geçenleri yapmıştı ama bu sefer Sledgehammer'dan bir İkinci Dünya Savaşı göreceğiz. Acaba bir deneysel bir oyun mu olacak bu? Yok be, Bilemiyorum. deneysel falan değil. Onlar iyi bir Deneysel. destek almışlardır şeyden Tabii. falan. Yani Zaten uzaylı görmeyeceğiz diye düşünüyorum. yok. Oyunu. Exosuit yok bu sefer Lütfen olmasın yani. zaten. Zaten deneyim şey almışlardır dedik. 2,5 yıl boyunca bu konuda bilgi topladıklarını söylüyorlar. İddia ediyorlar demek İddia istiyorum ediyorlar. Böyle bir videoyla ben ona. Şey söylüyor bunu da. Sledgehammer'ın kurucularından biri. Dur bakayım adını da Metin not almıştım. Sledgehammer. Yani, Michael Conley söylüyor bunu. İşte 2,5 yıl üzerinde çalıştıklarını gerçekten hani üzerinde çalıştıklarını değil, bilgi topladıklarını söylüyorlar ama bize şey gibi geliyor değil mi ya bu? Son oyunda çok affedersiniz ettiler içine işin. İstedikleri Advanced tepkiyi alamadılar. Sonra da abi bizim şurada bir konsept vardı World War 2 onu bir çıkarsak mı falan Bir ona yaptılar gibi. bakalım falan Köklerimize diye. geri dönüyoruz bu sefer ama. Evet, bu yıl Öyle herkes değildi çabuk. köklerine geri dönüyor zaten. Köklere Evet, dönüş. bir dönüş şeyi var. Multiplayer konusunda e-spora ağırlık vermek istedikleriyle ilgili bir iddia var. Yani Call of Duty'nin zaten e-spora bir zannediyorum özellikle şeyle Advanced Warfare'la başlamıştı. Yanlış olabilirim, emin değilim. E-spora bir ağırlık verme çabası vardı. Şu anda da bir kitlesi var yani. Gene şey değiller. Hani boş değiller o konuda. Ya Turnuvalar bilmem neler oluyor mu? var oluyor oluyor. Ya Kod Oluyor 2'de de oluyor. çok yani hani resmi olarak tam hatırlamıyorum ama yani resmi olmayan bir sürü turnuva yapılıyordu yani bayağı revaçtaydı Tabii o Kod zaman tabii 2'deyken. e-spor bu kadar geniş Aha. bir şeyde Zaten değildi. e-spor yoktu falan. Yoktu yani. Aynen. Evet. Kore Ya hariç turnuvalar LAN falan. hiçbir yerde Turnuvalarını falan yoktu. sayarsak Aynen. olur tabii de. İşte daha bir ağırlık vermek istiyorlar ve e-sporda da çok aktif olmasını istiyorlarmış. Yani her yere gene ellerini uzatmak istiyorlar. Olur mu? Olur mu sizce? Olabilir. Olur. Yani yapamayacakları bir şey değil ama multiplayer'ini çok dengeli yapmaları lazım. Bilmiyorum. Bilemiyorum. World at War'da kötüydü yani multiplayer o kadar pek güzel bir Yani multiplayer yoktu. şu ana kadar İkinci Dünya Savaşı oyunlarında hiç böyle e-spor ortamı şey olmamıştı. Call of Duty'nin İkinci Dünya Savaşı en son World at War vardı. Onda da işte e-spor şeyi yoktu herhalde. Yoktu yok onlar Tam yoktu. girmediler o işe. Yani bu şeyde bir ilk olacak aslında İkinci Dünya Savaşı teması için. 3 tane görsel sızdırıldı bunun dışında. O Nedir bunlar? görsellerde şeyin kendi içinde
Ya güya sızdırıldı ama ben açık açık yanlış hani şey yaptıklarını düşünüyorum. Yayınladıklarını düşünüyorum. Kendi multiplayer sahnelerinden kendi sitesinde sızdırıldı bunlar. Önceden erken açtılar, sonra kapattılar falan. Falan. Düşük çözünürlüklü görseller ama şeyleri görüyoruz. Amerikan askerleri. Amerikalıların Normandiya çıkarmasında giydikleri üniformalar var üzerlerinde. Evet. Ve kapakta da aynı üniformayı giyen bir asker var. Hatta kapak resmini de gördük. O da bir yerden çakma mı? Tamam. Çakma şöyle diyeyim de. 2008 yılında yapılan Brothers in Arms Hell's Highway kapağıyla yani görseliyle aynı yani örtüşen bir kapak poz, var ortada. Poz aynı değil mi? Aynen ya bayağı Taskın sanki üzerinde. Şey şöyle yine yani Sledgehammer ya da Activision'dakiler böyle internette işte 2. Dünya Savaşı oyunları diye aratıp böyle bakarken bak bu güzelmiş bunu evet. Bir revize edelim demişler bence. 2,5 yıllık çalışma bunu kapsıyor değil mi? Google'dan görsel almışlar. Google'dan görsel bakmışlar. Allah'tan yani flash oyuna falan denk gelmemişler. yeni Call of Duty'yi flash yapmaya karar verdik diye. Böyle komik bir olay demek işte. Demek Overlord harekatı vay be. Ve o görsellerde hani bir de şeyler var işte 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan yeni silahlardan falan şeyler var da öyle çok ha, önemli. Thompson var. Drum Mac o da şey böyle hani ekstra şarjörlü. Thompson'ı gördük. Hani çok önemli başka bir ayrıntı yok. Ama şu ana kadar 2. Dünya Savaşı olmasına rağmen adı ve konsepti şu ana kadar Pasifik Savaşı ile ilgili hiçbir şey gösterilmedi. Yani, kapakta da yok. Muhtemelen daha böyle ya şimdi Normandiya çıkarması zaten çok büyük bir mevzu kendi içinde. Yani orayı o atmosferi gerçekten iyi yaşatırlarsa muhtemelen Avrupa içinde dönsek Avrupa içindeki diğer cephelerden falan döner bir ya benim teorim zaten 44-45'i ele alacağız içsel olarak. Zaten. Yani, Amerikalıların Almanları aynen. Almanları Batı cephesini aynen. Düşürmeleri aslında Normandiya çıkartması olur yani. Yani öyle bir yandan da şey var Call of Duty 2'de mesela çok güzel bir şeyi vardı onun. Yine Normandiya çıkarmasının daha küçük çaplı bir şeyi vardı, sahnesi vardı. Şimdi ondan çok daha büyük çaplı bir şey bekliyoruz. Aynen. Açıkçası. Ayrıca en büyük Call of Duty oyunu falan olacağı iddia ediliyor. Aynen öyle. Için. O da sızdırılan değil, sızdırılan iddia değil, edilen. Hype yapılan işte abi adam. En büyük, inanır mısın? Kendi oyunum diye demiyorum. En büyük Call of Duty o savaş sahneyi yani gerçekçi hale getirmek için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarmış. Öyle. Bekliyoruz onu. Hani çapında bayağı büyük bir oyun olacağı söyleniyor. Çok önemli bir şey tabii ki. Biz şu an tamamen sızdırılan görsellerden ve açıklananlardan, bir de varsayımlardan konuşuyoruz. Hı hı. Ama asıl trailer 26 Nisan'da bizim Türkiye saatiyle akşam 8'de gelecek. Yani o zaman her şey resmileşecek. Fragman da gelecek. Hı hı. İşte ne olacak ne muhtemelen bitecek göreceğiz. Muhtemelen böyle çok da güzel yine bir 80'ler şarkısıyla birleştirirler. Kesin abi. Kesin ya. Kesin ya. Den, 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 den. Hani Vietnam'a şey olmuş şarkılardan bir tane yedirirler diye düşünüyorum ne ama. Ne moda oldu ya. Ne moda oldu o da. Her belki, yere sokuyorlar. Belki böyle Fransız böyle o dönemin şarkılarından çalsalar o dönemde da. Şarkıyı çok, en çok şarkıyı merak ediyorum. Yani ne çalacak, ne olacak. Ünlü koyacaklar mı onu da merak ediyorum. Ünlü koyup oyunuyla hiç, oyun içinde hiç karşılaştırmayacaklar mı onu çok merak ediyorum böyle şeyleri. Ünlü koymazlar ya onu düşünmüyorum. Call of Duty'nin daha önceki co-op modlarını ben çok beğenmiştim. Özellikle o Modern Warfare 2'deki. Hı-hı. Hani normal hikaye modunu, oradaki haritayı, aynı bölümü arkadaşınla beraber oynuyordum ve çok güzel bir derinlik katıyordu yani iki kişi birlikte oynamak falan. Co-op derken şeyde vardı o survival kısmı vardı bir de o zombie evet, kısmı evet, vardı tabii. Evet evet farklı modları vardı vesaire. Gene bir co-op yapmayı düşünüyorlar. İkinci Dünya Savaşı temasında da o co-op'u nasıl yapacaklar? Direkt hikayeyi mi co-op oynayabileceğiz? Hikayeden bu sefer yazılana göre hikaye diyor. Yazılana hikaye diyorlar. Senaryo öyle üzerinden mi? Co-op olacakmış. Süper. O zaman süper. Senaryo üzerinden co-op'a ben şeyden güvenemedim işte. O da senaryo üzerinden co-op'tu güya. Ama benim ayrı bir co-op işte yani. O survival modların üzerinden. İşte hikayeyi iki kişi, üç kişi oynayabilirsek eğer efsane olur. Çok güzel bir değişiklik olur. Aynen. Ya bunu da tabii şey için yapmazlar umarım. Yani sadece konsollar için. Yok şimdi hani senin benim için ilk kendi için. Battlefront'ta şimdi sadece konsollar için co-op özelliği geliyor. Bunda da umarım PC için de olur co-op artık nasıl olacaksa. Evet oyun şey zaten var. Gene PC, PS4, Xbox One. Umarız böyle hepsini açmayacak yani. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Gerisini de 26 Nisan'da gene aynen. Saat 8'de açıklanacak fragman ve şeylerle. Daha böyle dandum bir şeyler eklenirse üzerine çıkıp bir bakarız diye düşünüyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Benim. O zaman bu soğuk Nisan gününde hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.